Bekir, biliyorsunuz Hakan'ın sağ kolu. Arabalarının büyük bir kısmını bu geberen herifin, Resul'ün çalıştığı serviste bakıma sokuyormuş. Bak sen şu işe. İşten atıldığı için Demir Bey'e sinirlendiği söylenen Celal. Bu garibanın Resul'le hiçbir bağı yok. Ne aynı kahveye takılıyorlar, ne aynı mekana. Ne memleketliler, ne mahalleli. Biri rakıcı, biri biracı. Celal kumarbaz ama ailesine sadık. Resul'ün kumarla hiç alakası yok. Ama karı kıza para yedirmeyi seviyor. Yani öldükleri gün hariç bunlar hiç buluşmamışlar, öyle mi? Öyle görünüyor Ferit Bey. Peki, Hakan veya Bekir'in tamirci Resul'le otoservis dışında buluştuklarını ispatlayabilir miyiz? Şu an için maalesef. Adım gibi eminim gizli gizli buluşmuşlar. Ama çok iyi saklamış hergeleler. Doğru yoldasın Tahir. Ama sırf Hakan'ın arabaları o otoservisine gidiyor diye bir şey ispatlayamayız. Hakan'ı hapse tıkmak için daha fazlasına ihtiyacımız var. Afiyet olsun. Nazlı, ben yemek yemeye geldim. Restoranımın en sadık ve en küçük müdavimi gelmiş. Okuldan mı kaçtın? Hayır, okul çıkışı beraber gelelim dedik. Bulut da bir durmadan senin yemeklerinden bahsedince biz de Hakan'la merak ettik, beraber gelelim dedik. Gerçi burası için basında çok güzel şeyler yazmıyor ama Bulut öyle methetti ki senin mutfağını, yemeklerini. Biz de bir Nazlı şefimizin elinden yemek yiyelim istedik. Olur öyle, olur. Talihsiz bir olay işte. Eminim onu yazan ukala bir gurmedir. Ben Nazlı'ya çok güveniyorum. Ben de Ferit Aslan'a. Neticede insan hem iş ortağını hem hayat arkadaşını yalnız seçemez, değil mi? Aynı fikirdeyiz. Ben de Ferit'in sizlerin düştüğü hataya düşeceğini hiç sanmıyorum. Ulucuğum, yemekleri hazırlıyorum hemen. Affedersin. Sizin aile salonunuz var mı? Maalesef aile salonumuz yok ama ben sizi şöyle köşedeki masaya alayım. Buyur, büyük patron. Gel bakalım. Şu köşe masaya geçelim. Gel, ver çantanı. Hop. Şuraya asayım. Aferin sana. Ben menü istemeyeceğim. Şu geçenlerde size gelen gurme var ya, onun yiyip de beğenmediği ne yemekse onu istiyorum. Ben Ferit Aslan'a nazaran biraz daha risk seviyorum. Hay hay. Demek buranın yemeklerini seviyorsun ha? Güzel olur. İyi o zaman. Eğer kötüyse büyük patron der hesabı. Ben hiç elimi cebime atmam ama haberin olsun. Anlaştık mı? İyi fikir bence. Ne dersin? Vallahi Bulut'un yerinde olsam ben de her gün buraya gelirim. Baksana. Beyimin patatesine pekin ördeği muamelesi yapıyorum. Doğru. Merhaba. Ben sıcak sıcak servisimi yapayım. Hakanlar. Ya Bulut'la birlikte gelince bir şey diyemedim. Anlıyorum seni. Aileni çok daha iyi anlıyorum. Bu kadar hızlı gitmemiz garip geldi tabii. Bizimkiler öyle çok klasik bir aile değildirler. Ama ya biliyorsun işte. Kız isteme, ailelerin tanışması, bir sürü aşaması var bu işin. Onlar da ne olduğunu algılayamadı. Anlatalım o zaman. Nasıl? Sizinkilerle konuşalım. Bu işi neden yaptığımızı, nasıl yaptığımızı anlatalım. Normal evliliği kabul ettiremedim ben onlara. Sahte evliliği nasıl kabul ettireyim? Ben şansımı denemek istiyorum. Bir nevi seni babandan istemek gibi. Reddedileceksem de böyle reddedileyim. Güzel söylüyorsunuz da çocuklar, özünüz kabahatinizden büyük. Bütün kabahat benim Kemal Bey. Nazlı'nın Bulut'a olan sevgisini bildiğim için ben kendisinden böyle bir şey rica edebildim. Babacığım, Bulut anne ve babasının katiliyle birlikte yaşıyor. Bunu düşünmek bile çok korkunç. İzin veremeyiz. Ama bu ispatlanmamış bir durum. İspatlansa çocuk orada olmazdı. Kemal Bey, size söz veriyorum. En kısa zamanda Hakan'ın pisliklerini ortaya çıkaracağım. Herkese bu evliliğin Hakan hapse girene kadar, Hakan'ın yalanları ortaya çıkıncaya kadar Bulut'u korumak için yapılmış bir evlilik olduğunu açıklayacağız.
Herkes benim gerçekten evlenmediğimi bilecek. Sizden bir süre oyunumuza izin vermenizi istiyorum. Peki. Yalnız siz bu oyunu oynarken bizim orada yanınızda olmamızı beklemeyin. Siz her şeyi kurmuşsunuz. Buna da bir şey uydurursunuz. Kemal Bey, çok teşekkür ediyorum size. Ben şimdi sizi kızınızla baş başa bırakayım. Ferit, bir evlilik sözleşmesi yapmanızı istiyorum. Kızım veya da ben bu yardım karşılığında 5 kuruş para almayacağız. Tabii ki Kemal Bey. Nasıl isterseniz. Nazlı, ben bir annenle konuşayım. Biz sonra konuşuruz. Tamam babacığım. Ben seni sonra arayayım ya. Şimdi bir yemekteyim. Kapat hadi, kapat. Dayı, sen de mi geldin? Geldim. Bulut, bizim yani dayınla benim sana güzel bir haberimiz var. Ne? Yoksa o zombi kıyafetlerini mi aldın? Hayır, o zombi kıyafetleri alınmadı, alınmayacak da. O zaman ne olabilir ki güzel adam? Dayınla ben... Biz evlenmeye karar verdik. Gerçekten mi? Anne! Annenle baban gibi mi? Annenle baban gibi. Gel gel gel. Peki ben ne olacağım? Yani beni yanınıza mı alacaksınız? Alacak mısınız? Tabii ki alacağız. Yaşasın. Oley. Çünkü sen Nazlı'ya aynı babamın anneme baktığı gibi bakıyordun. Kaç defa sade dedim kahvemi ya. Ay yar dur, öğrenemedin. Dur dur. Demet Hanım, bu ne şiddet ya? Arabaya bindiğimizden beri ağzını bıçak açmıyor. Şirkete vardık, ona bağırıyorsun, ona çağırıyorsun, ona kızıyorsun. Ne oldu? Nikaha davet edilmediğin için kızdın mı sen? Sinirlendin mi? Hayır Hakan'cığım. Şirketteki kontrolümüzü kaybedeceğimiz için sinirliyim. Demetciğim, ok yaydan çıktı artık. Bunu anla istersen. Bizim bu şirkette kalabilmemiz için çok sağlam adımlar atmamız lazım. Çok sağlam şeyler yapmamız lazım. Nikah henüz kıyılmadı ama. Bir şeyler yapılabilir yani. Çıkmamış candan umut kesilmez diyorsunuz. Demetciğim, ne yapılacaksa o şeyi bir an önce yapılmalı. Sessiz yapılmalı. Kontrollü yapılmalı. Neyse. Benim gitmem lazım. İşlerim var. Sonra görüşürüz. Hoşça kal.